şimdi biz yani festivalle ilgili şu müzik yalnız şu müzik bak müziği kısa bir süre kısabilir miyiz? Yani çok mutluyum şu an bu hafta neden dinliyor? Dinlemiyorum. Ne yüzüne bizi girişim? Dinliyor. Çok mutluyum. Evet ben başlayayım onu. Buyur başla. Evet. Boyabat yine bugün bu etkinliğiyle, bu festivaliyle tarihe not düşüyor bugün. Bugün kalbini, gönlünü dünyanın en güzel sporlarından olan ekstrem sporlar, macera ve adrenalin sporlarına gönlünü açıyor bugün. Bugün dünyanın çeşitli ülkelerinden burada sporcular var. Biz Beyjump'la gurur duyduğumuz, paraşüt deyince Cengiz Koçak aklımıza geliyor hep. Her zaman gurur duyuyoruz. İşte Cengiz Koçak yanımızda. Yine Ekrem Çavuş bu etkinliği düzenleyen ve boyamadığımızı sağlayan Ekrem Çavuş yanımızda. Dünyanın bu güzel sporlarının artık Boyabat bir merkezi oluyor. Boyabat da bir merkezi oldu. Bu açıdan Türkiye'de ilk defa Cengiz Bey'in dediğine göre Türkiye'de ilk defa rope jump, base jump ve high line'ın aynı anda olduğu Boyabat Kalesi ve Kırklareli Kalesi'nde bugün bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Demin ki dediğim gibi yine Boyabat tarihi günlerden biri yaşıyor, birini yaşıyor ve dünyanın ekstrem sporlar alanındaki merkezlerinden bir tanesi. Ben dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen, Boyabat'ımıza gelen bütün sporcularımıza özellikle teşekkür ediyorum. Hoş geldiler, sefalar getirdiler. Biliyoruz ve ileriki yıllarda da güzel etkinlikler olacağına inanıyorum ve sözü ben Cengiz Koçak hocamıza veriyorum. Öncelikle tabii ki seni seviyorum Boyabat. Burası şöyle bir özelliği oldu bu yıl buradaki etkinliğin. 3 ekstrem spor yani rope jumping, bay jumping ve highlining. Bu 3 ekstrem sporun aynı anda yapıldığı ilk yer oldu Türkiye'de. Bu kadar yakın, birbirine yakın iki yüksek kayanın olması bu sporun burada yapılabilmesi için aynı merkezde, aynı noktada yani 100 metre alan içinde olmasını sağlayan bir şey. Çok yer yok Türkiye'de bu şekilde. Dünyada aslında çok fazla yer yok. Olsa bile bunu değerlendirebilecek belki yerel yönetim inisiyatifi yok birçok yerde. Burada Boyabat Belediyesi'nin de büyük desteğiyle biz bu 3 sporu Türkiye'de ilk defa bir araya getirdik. Aynı anda insana baktığında rope jump'ı görüp iple atlayanları izlediler. Paraşüt atlayanları bay jump sporunda gördüler ve ipin üstünde 10 metre, 120 metrede gökyüzünde boşlukta duran adam görür gibi insanlar izlediler. Bu bambaşka bir şeydi. Ülkenin ekstrem sporlara bakışına da çok büyük katkı sağladı. İnsanlara belki, izleyenlere belki burada ilham verdi. Ki asıl amacımız zaten gelecekte bu sporu daha normal karşılığı bir yere çıkması sağlamak ve daha çok insan bununla buluşturmak ki kişisel gelişime buradan bir katkı sağlamak. Bir başka şey de bugün oldu, az önce oldu. O da Türkiye'de ilk defa highline ipi üzerinden bir bay jump atlayışı yapıldı. Yani aslında karışık ekstrem sporlar gibi, karışık ekstrem sanatlar gibi bir yere çıktığı mevzu. O yüzden ben çok mutluyum burada olmaktan. Boyabat'ı çok seviyorum. Kırklareli Kalesi'ni çok seviyorum. Kalesini çok seviyorum. Önümüzdeki yıllar kizi bekleriz. Evet, özellikle basın mensuplarına şunu söylemek istiyorum. Bizi seyredenlere şunu söylemek istiyorum. Gurbetten bu etkinlik için gelen ve her zaman Boyabat'ımıza sahip çıkan, etkinliklerimize sahip çıkan, kültürümüze, değerlerimize sahip çıkan bütün gurbetçilerimize teşekkür ediyorum. Dün gurur duydum bir kez daha Boyabat'la ve Boyabat'ın belediye başkanı olmakla. Dün bir misafirimiz nerelisin diye sordum. İzmir'den geldim dedi bu etkinlik için. Diğer misafirlere sorduğumuz zaman Amasya'dan geldik dediler. Karabük'ten geldik dediler. Ankara'dan özellikle gelenler var. Sinop'tan özellikle Sinop sahip çıkıyor. Sinop'tan gelenler var. Beziköprü'den var. Çok gurur duydum dün. Artık Boyabat kültürel kimliğiyle, kültürel zenginlikleriyle Türkiye'nin kültür turizmine talip. Ben Safranbolu'ndan sonra en zengin yer olarak görüyorum Boyabat'ı ve biz buna talibiz. Bir de şuna ile tekrar gurbetçilerimize, misafirlerimize özellikle teşekkür ediyorum. Kendisi tanısın, o da değerli bir sporcu diyelim. Buyurun Ekrem.